Meded ya Hazreti Allah, Meded ya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Meded ya Hazreti Ali Kerem ve Cehu, Meded ya Gavs-ı Azim Abdülkadir e Ceylani, Meded ya Seyyidi Muhammed Ruhi, Euzu billahi min eşşeytan racim, Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'ın izni inayetiyle Seyyidimize ikram edilmiş olan Fütuhat kapısından Genç kardeşlerimiz için olmak isterdim bölümünde devam ediyoruz ki önemli alanlardan biri olarak ifade ettiğimiz özellikle namaz kılan, oruç tutan, Allah-u Zülcelal'in merhameti ve rahmetiyle, onun hidayetine ermek niyetiyle yolculuk yapan genç kardeşlerimizin genellikle kafalarında oluşan ya da ruh dünyalarında oluşan bir karşılık var. Zaman zaman özellikle iç sıkıntılarını ya da güncel boşluklarla karşılık gelen düzenlerde ibadetlerden zevk almıyorum sözü oldukça sık söylenir. Gerçi bu söz sadece gençler için değil, hepimizin her çağda her zaman yaşamış olduğu bir boşlukla alakalı bir durumdur ama o boşluğun neden oluştuğunu doğru bir şekilde kavramak birinci esas. O boşluğu oluşturan unsuru kapatmak için yapılması gerekenlerse bir başka durum olarak izah edilmeli. Kur'an-ı Azimüşşan aslında bu konuda bize büyük bir hakikat ve hikmetin kapısını aralar. Zira bizler ibadetlerin özü olan namaza başlarken her rekatta mutlak surette Fatiha-i Şerife'yi okuyoruz. Fatiha'nın hemen arkasından başlayan Bakara suresinin ilk 2-3 sayfasında var olan değerlerse hem ibadetin bir yaşam tarzı olduğunu bize anlatırken hem de o yaşam tarzında ibadetlerden zevk alamayışımızın temel nedenlerini bize anlatır. O temel nedenlerin içerisinde de hakikat bize de ehli küfarın ve ehli münafıkların annelerini anlatan Cenab-ı Hakk'ın insanoğluna halife olarak seçişini 30. ayet-i kerimede Bakara suresinde izah eder. O izahattan önce şuraya bakmak lazımdır ki zevki alan şey nedir? Bakara suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Zülcelal şöyle buyuruyor. Meselhum kemeselillezine istavqat Onların misali ateş yakan kimsenin haline benzer. Falemma azaet ma havlehu Baktaki o ateş etrafındaki şeyleri aydınlatınca zahaballahu bi nurihim. Allah da onların nurlarını giderir. Ve terakahum fi zulumatin la yubsirun ve onları karanlıklar içinde bırakır, artık göremezler. İnsan onun basiretini kaybettiği yerde başlayan karanlık Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği nurun kaybıyla başlatılacağı bizlere izah ediyor. Bugün psikiyatrisinin yapmış olduğu çalışmalarda özellikle depresyonla alakalı fütuhatla derin detaylı anlatmıştık ama özetle ibarelendirmek gerekirse iç sıkıntısı yaşayan insanların göğüslerinde bir baskı bir sıkıntı sanki karanlığın içindeymiş gibi bir hissiyatlarının doğal olarak oluştuğu ifade edilir. Allahu Zülcelal'in Allah korusun zehaballahu bi nurihim. Allah da onların nurlarını giderir beyanatı. Bu hakikat dairesinde hikmet babından bakılsa görülecektir ki ibadetlerle Rabbimize olan yönelişimizde ve hayat biçimimizde var olan esaslar bir kenara konulunca insan onun yavaş yavaş onurdan da uzaklaşmaktadır. Çünkü bir şey tamamen gideriliyorsa zaman zaman azalıp zaman zaman arttığı anlaşılır. Peki hangi zamanlarda bu nur, Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği bu nur insanlarda artıyor ve hangi dönemlerde azalıyor diye baksak şunu görmemiz lazım. O ateş yakanların misaline bakmamız gerekiyor. Ateş yakanların misali etrafındaki şeylerin aydınlatılmasını kendi ellerindeki imkanlarla olduğuna inandığında hasıl olmuştur. Yani onlar tutar, ee, Hz. Musa aleyhisselam biliyorsunuz ellerini koltuğun altına koyup sonra çıkarttığında etrafı Cenab-ı Hakk'ın tecellisinden doğan o nuru ilahiyle nasıl aydınlatmışsa o aydınlığın karşısında o beni İsrail'in pek çok insanda dediler ki biz ateş yakarak da etrafımızı aydınlatabiliriz. Bir yaratıcının bizi yönlendirmesine direkt olarak ihtiyacımız yoktur. Bu günümüz dünyası için misalinin genişletilmesi ve kavranılması için Cenab-ı Hak burada misal kelimesini kullanıyor. Yani bizlere buyuruyor ki her kim ki dünya hayatında sadece kendi yaptıklarıyla bir yere ulaşacağının zannına düşerse o zan insanda var olan nuru ilahinin geri çekilmesine sebep olur. Bunun üç ana kısmı var. Bunlardan birinci kısmı dünyevi ve nefsani olandır. Yani insanın dünya hayatında elde ettiği veya etmeye niyaz ettiği her türlü unsuru kendi elindeki becerilerle elde etme çabasıdır ki bugünkü gençlerimize söylenen klasik bir cümle var. Sen becermeyeceksin de kim becerecek? Bu kadar çalıştın, bu kadar öğrendin, bu kadar pratik yaptın, Doğal olarak bütün elde edebileceklerini elde etme kabiliyeti zaten sende var ve mutlak surette bunu başarabilirsin. Başaramadığın şey ise şanssızlıktır. Bir şanssızlıktan olmuştur, devam et derler. Halbuki dünya hayatı ne şansla ilerliyor ne de insanın kendi elindekilerle. İnsanın yaptığı her şey Rabbine olan duasının fiili karşılığı olarak öğrenilmeli ve kabul edilmelidir. Aksi takdirde insan kendi elinden olanlar olmadığında mutsuzluğa kapılmakla kalmaz. Aslında o mutsuzluğun temelinde nuru ilahinin ondan çekilmiş olmasıdır. İkinci kısım ise insanı kendi ibadetleriyle ya da Cenab-ı Hak'la olan ilişkisiyle alakalıdır. Yani Rabbine olan ibadeti karşılığında zaten dünya hayatının kolaylaşması gerekliliğine olan inanç Günümüzde de özellikle Hinduizm temelli olan anlayışlarda oldukça etkili hale gelmiştir. Örneğin yoga ile bütün dünyaya sarılmış olan bir unsur var. Siz eğer yoga zaten bir dinin ibadetidir. Bu ayrı bir mevzuat. Ama orada da anlatılan şey şu. Siz doğaya saygılı olursanız, siz sabahları güneşi selamlarsanız, siz kendi içsel huzurunuzu yakalamak için günün belli vakitlerini ayırırsanız bunlar olacaktır unsuru insanların zekasında ve fikrinde şöyle bir şey oluşturdu. Eğer namaz kılarsam sınavı geçerim. Eğer oruç tutarsam ben zaten başarılıyım daha da başarılı olurum. Yani sanki ibadet Rabbimizin bize verecekleri karşısında bir ön ödemeli sistem tezahürüne dönüşmüş olur. Halbuki ibadet Rabbimize olan kulluğun gereğidir. Herhangi bir karşılıkla ölçülmesi mümkün değildir. Bu da nuru ilahinin gidişinde ikinci kısımdır. Üçüncü kısımsa Allahu Zülcelal 18. ayet gelmede summun bükmün amyun fahum la on" diyor. Artık onlar dönemezler. Niye ya Rabbi? Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Şimdi dikkat. Pek çok müfessirin doğal olarak ve doğru olarak ifade ettiği üzere iman ehli kördür, dilsizdir ve sağırdır. Ama İnsanoğlunu hakikati imaniyede dilsiz, kör ve sağır olarak adlandırıldığı bir alanın da misali bize verilmiş olur. Yani insanın bu üçüncü kısmı oldukça önemlidir ki ibadetlerden zevk alma uğrunda eğer insan onu hakkı söyleyenler karşısında sağır olursa, eğer hakkı bilip de o hakkı tatlı bir dille söylemesi gerektiği yerde dilsiz olursa ve hakikatin çiğnendiği yerde onu görmezden gelip kendi dünyevi menfaatlerini ön planda tutarsa işte bu nokta bu üçüncü nazariye ile ibadetlerden beklenen o hakiki zevkin alınmasına engel olmaktadır. İnsanoğlu bu engelleri kendi elleriyle aşacağını beklerken Bakara suresinin baş tarafı bizlere bunun insanın kendi hayat biçimiyle aktarılabilecek bir yaşam metaforuyla gerçekleştirilebilecek bir değer olduğunu tekrardan Cenab-ı Hak tarafından hatırlatılır. Çünkü der Cenab-ı Hak, ذَلِكَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ Bu kitabın içinde hiçbir şüphe yoktur. Şüphenin olmaması, insanın kendi eliyle bir şeyler beceremeyeceğinin, eliyle yapacağı her şeyde Rabbinin izni ve inayeti olması gereğinin esasını doğurur. Çünkü Hz. Allah hüden lil takva sahipleri için hidayettir buyurur. Ehli takva işte bu hidayetle şüphesiz bir hayat biçiminde yürümektedir. Ellezine yu'minune bil gaybi, onlar ki gayba inanırlar. Zira o gayb ki Rablerini görmediler, Cebrail aleyhisselamı görmediler ve hatta bugün biz ümmeti Muhammed olarak Resul-i Kibre aleyhisselatü vesselamın canlı bedenini görme şerefine erişemedik ondan 14 asır sonra gelmiş ve onun kardeşlerim diye hitabına inşallah e, muhatap olduğumuz insanlar olarak öyle olmak isteğimizi beyan ederek Rabbimize onun da varlığına iman ediyoruz. Daha sonra Cenab-ı Hak diyor ki bu salah namazı kılarlar. İşte bu namazdır ki onların o ibadette var olan zevki almasında var olan değerdir. Ve yine bu hakikatlerle devam eder. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Onlara rızık olarak verdiğimiz şeyden harcarlar. Peki rızık sadece dünyevi midir? Hayır. Bize vücudumuzda verilmiş olan gözümüz, kulağımız, dilimiz Allah'ın bize verdiği en büyük rızık kapıları değil mi? Eğer kulağımız olmasa zülcelal'in o hakiki nidasını Ezan-ı Muhammediyi, Kur'an-ı Azimüşşan'ı duymamız mümkün müdür? Hayır. Ve dahi dilimiz olmasa onun tevhidini dilimizle tekrar etmek mümkün müdür? Hayır. Ve dahi gözlerimiz olmasa onun yaratmış olduğu güzelliklerle beraber kabe Muazzamasını, Medine-i Münevvede Resulü Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ın yeşil kubbesini görmek ne mümkün? Öyleyse buna bir başka cihetle de bakmak gerekiyor. İnsanı sağırlıktan alıkoyacak şeyin, Kur'an-ı Azimüşşan'ın sesi olduğunu bilmek gerekiyor ki ibadetlerden zevk almak isteyen insanların günün belli bir vaktinde hiç olmadıysa kendi sesini duyacak kadar bir şekilde ne kadar yanlış ya da eksik dahi olsa kendine Kur'an'ı duyurması nurunun tamamlanması için bir gerekliliktir. Cenab-ı Hakk'ın nurunun tamamlanmasından kastiyet bir doluluk oran değildir. O zevk daimi olup doyumsuz bir hazmın hakikatidir. Hazım gerektirmeyen bu ilahi nur insan vücudunda zevkin temelini oluşturur. Ama o zevkin yerine nefsani istek ve aldıysa o hakiki zevkin farkında olmanız mümkün değildir. Bunu şöyle ifade edebilirsiniz. Dünyanın en lezzetli etinden, dünyanın en lezzetli pilavından, pirincinden, en iyi seçilmiş tereyağından bir yemek yaptığınızı düşünün pilavın üzerine etinizi koydunuz. Böyle iftardan sonra güzel bir yemek yemek istiyorsunuz. Birisi ise bir şaka yapmış olsun. Gelmiş o yemeğinizin içerisine keskin bir baharattan böyle bir çay ka kaşığı kadar koyacak olsun. O keskin baharatın miktarı yemeğin miktarının milyonda biri dahi olsa onun kokusu, onun rayihası, onun lezzeti bir anda bütün hepsinin üstünü örtmüyor mu? Ve dahi sofrada oturanlar o an için sizlere ne pirincin tadını aldım ne de etin diyorlar. Halbuki pirinç ve et yiyorlar. Ancak burunlarından gelen o keskin rayhanın etkisiyle o diğer lezzetler baskı altına alınmış oluyor. Bu hakikatle Rabbimiz insanın duyma özgürlüğünün karşısında o duyum eşiğinin genişletilmesini emrediyor. İşte bu yüzden de Ümmet-i Muhammed'in her gün en azından bir hizip Kur'an-ı Azim şan okuması ümmet Muhammed'e neredeyse büyük bir tavsiye ve neredeyse emri vakiye kadar getiriliyor. Çünkü insan Kur'an-ı Azim şandan doğan nurdan daha büyük bir nura muhatap olamaz. Çünkü bu Rabbimizin sözüdür. Rabbimizin sözünü Arabi lügat ile tekrar edip onu duyar olmak o kulaklardan gelen büyük bir ses ve nidanın vücudumuzdaki bütün o hakiki ve manevi lezzete ulaşabilme imkanı doğurur. Dinsizlik karşısında bir söylem gerekiyor. O söylemse bir bilgi ve bilinçle alakalı değildir. İnsan onun Cenabı Peygamber Aleyhisselatu vesselam efendimiz tarafından her gün tövbeyi istiğfarı tekrar etmesine yöneltilmesi o dilsizlikten kurtulması için birinci vazifesidir. Hem estağfurullah el -azim, hem de la ilahe illallah sözünü günde belli adetlerde söylemeye gayret etmek, dilimizi bununla çevirebilir olmak, ibadetlerden alacağımız zevk için dilimizin açılmasına sebep olur. Böylelikle insan namazda söylemiş olduğu esasların hükmüne ermeye başlar, hakikatine, hidayetine kapı açılır. Bazıları mealci zihniyette dediler ki, eğer Kur'an-ı Azimüşşan'ı söylerken bunun manasını biliyor olsaydınız veya namazı tamamen kendi dilinizde kılıyor olsaydınız baştan aşağı sonundan başından sonuna kadar böyle olsaydı işte hatta ezanı da Türkçe okusaydınız o zaman sizden ne yaptığınızı bilecektiniz bildiğinizle hareket etmenizin size bir faydası olacaktı. O zaman ne yaptığınızı bilmiş olmanın gayretiyle ibadetlerden zevk alacaktınız dediler. Ancak Cenab-ı Hak bunu baştan kapatıyor. Zeheballah bi nurihim. Allah da onların nurlarını giderdi diyor. İbadetlerde var olan zevkin temelinde var olan imanın nuru ilahiyle hasıl olduğunu bizlere beyan ediyor ki işin fiziksel kılıfı aklı zorlayıcı delerle, delilleri bizlere işaret etmektedir. İnsanın körlüğünü açacak olan şeyse Rabbimizin yeryüzündeki nişanelerini seyretmektedir. O nişanlardan en büyük ki Kabe-i Muazzama'dır. Bugün Medine sofrasında bulunan kardeşlerimizin Resul-i Kibriye Aleyhisselatü Vesselam'ın makamı şerifine bakıp uzun uzun Rabbimizin ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tefekkürüne, sözlerinin tefekkürüne dalmaktır. Böylelikle insan o dönülmez denilen küfür yoluna girmekten alıkonulmuş olur. Öyleyse ibadetlerden zevk bir başka cihetle kulağı korumak, dili korumak, gözü korumakla alakalıdır. İnsan kötüyü duymaktan, yanlışı ve sahtekarlığın peşinde gitmekten vazgeçmedikçe kötüyü duymanın kendisine bir zarar vermediğini düşünerek onlar konuşuyorlar, bense sadece dinliyorum. Benim burada günahım nedir? dedikçe hakikatten o nurun üzerlerindeki vazifesine engel teşkil etmiş oluyorlar. Eğer insan kötü söz söylese ki gıybet, iftira, dedikodu işte bu manada hakiki olarak insanların ibadetlerden alacağı zevke büyük bir engel teşkil ediyor. Veyahut insan hakikat yolunda o hakikati engelleyenlere karşı kör olsa, görmezden gelse, bu da beni ne ilgilendirir? Şimdi ben kendi keyfimle uğraşıyorum. Şimdi ben kendi işimle uğraşmaktayım dese bu ne enteresan haldir. Bakınız Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam namazlarını kıldırırken arkadan bir çocuğun sesi gelse ve o çocuk ağlıyor olsa namazını kısaltırdı. Onlar için sorulduğunda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o çocuğun annesinden meme emmek için ağlayışından ötürü namazımı sattım buyuruyordu ve okuduğu sure-i şerifeleri daha kısa okuyarak namaz şerifi, namazı bitirirdi. Bugün aynı hissiyata sahip midir insanoğlu? Aynı duygusal metaforlara sahip midir? Caminin bir köşesinde sıkıntısı derdi olan insan varsa o ibadetlerden zevk almanız mümkün olmaz demiş olmaz mı Resulü Kibriya Aleyhisselatü Vesselam? Öyleyse cami cemaatinin beklemiş olduğu ibadetten, o namazdan, o teravihten elde edilecek feyiz, bereket ve zevk asli itibariyle önce o caminin kubbesinin altındaki bütün Müslüman kardeşlerinin mutluluğu üzerine olmalıdır. Böylelikle caminin o kuşatıcılığı bir mescidin büyüklüğünün yanında küçücük bir hale kavuşunca insanlar hakiki zevklerinden uzaklaştırılmış oldular birbirine tanımayan, saf tuttuğu insanlardan habersiz olan imamın ardındakinden, ardındakinin yanındakinden haberi olmadığı bir cami cemaatinin doğal olarak o ibadetten bir zevk beklemesi mümkün olmaz. Zevk, ümmeti Muhammed'e hizmetle başlar, muhabbetle başlar, infak ile başlar. Allahu Zülcelal'in Kitab-ı Kerim'de nüzul sırasına göre değil, vahiy sırasına göre değil de İzal sırasına yöne değil de mushaf sırasına göre bakıldığında ilk emri namaz, ikinci emri ise onunla beraber anmış olduğu infaktır. O infakın özü doğru bir şekilde anlatılmadığı müddetçe o ibadetlerden bir zevkin alınması da beklenilmez. Bir diğer taraftan zevk bunların karşısından alınacak olan değerlerle de ölçülemez. Yani ibadetlerden zevk almak, o ibadetlerin sonrasında Cenab-ı Hakk'ın kendisine bir anda bir şeyler ikram edilmesini beklemekte de değildir. Zevk, anın içerisinde muhteşem mekanlar ötesi hali yaşamaktır. O hali isimlendirmek ne mümkündür? Mümkünatın olmadığı bu yerler ancak Cenab-ı Hakk'ın insanın kalbine vermiş olduğu o tatmin duygusuyla adlandırılabilir. Çünkü Allah Azze ve Celal Allah ala kulubihim ve ala Allah onların kalplerini ve işitmelerini mühürlemiştir buyuruyor. O işitmek ki kalbi bir işitmektir. O işitmek ki kalbin titremesiyle hasıl olan bir işitmektir. O işitmek ki kalp bir başka müminin derdiyle, sıkıntısıyla ezilmedikçe, üzülmedikçe Rabbinin nidasından titremesi ve onun nidasına yönelmesi bu hakikat dairesine beklenmiyor. Öyleyse ibadetlerdeki bu zevki yakalamanın yolu ümmeti Muhammed'in hakikati unu hakikati yolunda verilecek mücadele olduğu ve mücahede olduğu bir kez daha açıkça anlaşılmış oluyor. Kalın sağlıcakla.